Ben kendime bile bakamıyorum. Murat! Ayşegül. Mine Hanım haber verdi. Yardıma ihtiyacım olur diye geldim. Murat. Nasıl yapacağım? Ayşegül bak, bu sefer burayla değil, burayla karar ver. Evet haklısın. Ne zaman kalbimi dinlediysem hep başım belaya girdi. İso'nun başını derde sokamam. Neyse ben toparlanıyorum. Hemen geliyorum. Ayşegül, iyisin değil mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturalım. Hadi be Ayşegül ya, hadi be Ayşegül. Aç şu telefonu. Gazı olunca ağlatıyor. Hem kendini hem beni. Normal tabii, bebek. Unutmadan yedek biberonunu da vereyim. O. Efendim? Ayşegül, bebeği vermediniz değil mi kadına? Vermediniz değil mi? Hayır. Oh, çok şükür. Bana bak şimdi iyi dinle beni. İso'yu kucağına alıyorsun ve kadına sakın tutması için bile vermiyorsun, tamam mı? Sakın. Neredesiniz siz? Evde misiniz? Hayır. Tamam bak, neredeysen bana konum at, hemen geliyorum ben. Kadına da sakın bir şey çaktırma Ayşegül, tamam mı? Sakın kadına bir şey çaktırma. Can ne oluyor? Ayşegül haklıydın sen. Mine sandığımız gibi bir kadın değil. Tamam, kapat. Hoşçakal. Tamam İso, tamam. Bakın benim gerçekten yapmam gereken şeyler var. Malum artık bebek bende. Hazırlık yapmam lazım. Kalkalım mı? Kalkmayalım. Ayrıca bebek değil, İso. Efendim? Can da gelecek. İso ile vedalaşmak istiyor. O yüzden bekleyelim. Oturun. Bakın artık benim gerçekten gitmem gerekiyor. Müsaadenizle ben yeğenimi alıp... Çek elini. Ama Ayşegül... Hayır çek elini ya. Ayşegül bırak yeğenimi. Ayşegül dedim bırak. Ya bırak seni. Ayşegül, bırak yavrum. Bir dakika. Ama... Siz şöyle alın. Bebeğe ama... de dokunmayın. Sürmeyin elinizi bebeğe. Kariyerli, aklı başında... Mükemmel, 4 dörtlük, akraba ha? Verelim bebeğe gitsin ya. Sen manavda patates mi satıyorsun Murat Efendi? Can ne diyorsun sen? Diyorum ki, Mine Hanım gençliğinde yeni doğan bir bebeği kaçırıp satmak üzereyken suçüstü yakalanmış. Ne? Gebertirim seni be! Ayşegül dedim. Ayşegül. İyi de benim yaptığım araştırmalarda... Eskiden evliymiş Mine Hanım. Soyadı farklı. Üstelik iki ismi var. Hangisi işine gelirse onu kullanıyor. Yani Murat, sen dedektifçilik oynarken Mine Hanım her şeyi ayarlamış. Bakın, bu dediklerinizle benim hiçbir ilgim yok. Ben gerçekten yerimi almak için buraya geldim. Tabii. Gerçekten bunları hiç anlamıyorum ben sizi. Bebek hırsızı! Durun arkalar! Bilsiz! Ayşegül, tamam. Ayşegül'cüğüm, tamam. Bırak dedim, ben yeğenimi alacağım. Yeğenimi sizden mutlaka alacağım. Bundan sonra benim aile işlerime sakın ola burnunu sokayım deme. Yani sana nasıl teşekkür etsem, ne desem bilemiyorum. Normalde ben senelerdir tek başıma yaparım bu işleri ama niye böyle oldu anlamadım. Sen mi yapardın? Evet, küçükken babam göstermişti. Elim de yatkın ama bu sefer beceremedim işte. Evet, nedir durum? Berbat. Vallahi vanayı bir daha açarsanız orası patlar. Bu evin tesisatı ölmüş, çok eski. Komple değişmesi lazım. Ne diyorsun ya? Değiştirirken de elektrikleri kesmemiz gerek. Kablolar da buradan geçiyordu. Duvarlar kıracağız. Sakat bir iş çıkmaz. Elektriği kesmemiz mi lazım? Elektrik kesilirse doğalgaz da kesilir. Doğalgaz kesilirse İso üşür. Ay ne yapacağım şimdi? Çıldıracağım. Dur Ayşegül dur. Sakin ol. Hallolur. Ne kadar sürer? Vallahi duvarları kıracağız. Açıp boruları değiştireceğiz. Falan filan uzun iş yani. Nereden baksan 2-3 gün sürer. Ne? Vallahi yapabileceğim bu. Tamam o zaman. Siz yarın sabah erkenden başlayın. Tamam. Hadi Ayşegül. Burada kalacak haliniz yok herhalde. Al bebeğin de eşyalarını bana gidiyoruz. İyi de ama... Gerekirse ben otelde kalırım. Siz bebekle nasıl rahat edecekseniz öyle yapalım. Uyudu mu? Uyudu çok şükür. Hadi sen de uyu istersen ha, hazır bebek de uyumuşken. Ay yok Murat, biraz kafamı toplayayım. Ayşegül aç mısın? Ay bu da soru mu Murat? Ben her zaman açım. Vallahi ben de açım. Menemen yer misin? Ne diyorsun? Menemen? Evet. Ay deli misin? Ben 7-24 yerim ben hemen Murat. Dur otur o zaman sen biraz dinlen, ben hemen halledim şu işi. Ay dur, olur mu canım? Ben de yardım edeyim. Adama bak ya. Bunlara zeytinyağı koydun mu sen? Koydum, koydum. Tabaklar nerede? Burada, hemen şu rafta. İso ağlıyor galiba. O zaman sen bebeğe bak, ben burayı hallederim. Kim bilir ne olacak, işte durumu karışık. Ayşegül, bir şeye ihtiyacınız var mı? Ne bitiyor? İso'nun maması. Ay yedeğini de almadım ki. Ay şimdi yeter de 3 saat sonra ne yapacağız? Ay aç bir İso 1000 tane kaplana eşit. Bana çıktı herhalde bu oyun. Bir tutar mısın mamayı yapayım? Ben gidip alırım. Ay yok yok, ben giderim canım. Yok yok, sen bebekle kal. Ben gidip alırım. İyi, yalnız marketlerde yok, eczanelerde var. Böyle hatta her eczanede de yok. Ama buradakilerde vardır. Tamam, eczane. Murat. Bu arada onun adı İso. Hani böyle bebek bebek diyorsun ya, hani alınabilir ondan dedim. İso. Murat amca, bay bay, bay Murat amca. Efendim Ayşegül. Neredesin Murat? Şimdi gelmek üzereyim eve. Yalnız bir şey söyleyeceğim, o söylediğim mama gerçekten çok zor bulunuyormuş ama buldum. Biz Can'la evden çıktık, getirmene gerek yok. Evde tamir işi bitiyormuş. Ne? Ya öyle olmuş işte Murat. Can da sabah gitmiş, ustalar işi bitiriyormuş. Şimdi aldı bizi, eve gidiyoruz. Bir dakika ya, yalnız bu evin yolu değil ki. Ayşegül bak, ben daha yeni konuştum ustalarla. Ne bitmesi ya, ne eve gitmesi? Yalan söylemiş sana. Bir saniye Murat, kapat sen, ben seni arayacağım. Kusura bakma, olur mu? Ayşegül neredesin sen? Murat, girebilir miyim? Gelsene. Can geldi işte, ustaların işi bitti falan dedi. Gerçek sandım ben de. İso'yu da böyle tuttuğu gibi götürmeye kalktı. Handan da apar topar çağırınca arayamadım, ne olur kusura bakma. Ayşegül, Can'ın senin üzerinde böyle bir etkisi olması seni rahatsız ediyor. Canım benim üzerimde bir etkisi yok Murat. Peki bu yaptığı? Sabah tatsızlık çıkmasın diyeydi o. Ayrıca benim değil, İso'nun üstünde bir hakkı var onun. Ayşegül, sana bir teklifte bulunmuştum hani. İtalya'ya gelmen için. Murat, bu olanlardan sonra hem artık İso da var. Onu da getirirsin. Ben her şeye razıyım. Ben anlamadım. Ayşegül, İtalya'da üçümüz yeni bir hayata başlayabiliriz. Murat, şimdi hem ben hem Can... Ya ne Can'ı Ayşegül, hala mı Can? Ya hayır, yok, yanlış anladın. O yüzden demedim yani. Sonuçta İso ne olacak? Bence Can yeni bir aile kurmak üzereyken sizin gitmenize pek ses çıkarmaz. Ayşegül bak, beni yanlış anlama. Amacım seni üzmek değil. Neyse Murat, ben kalkayım. Aklım zaten İso'da. Her şey için çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Alo Murat, seninle konuşmam gereken şeyler var. Ayşegül'le ilgili. Akşamüstü bana gelsene. İşler iyice kontrolden çıktı. Ha şöyle, mis gibi kahve kokuyor. Aa, oldu mu ama Elif'ciğim şimdi? Ne oldu mu? Kızım, senin kahve mahve içmemen lazım. Ay delirtecek misin sen beni? Hamile hamile ne kahvesi ayol? Çok zararlı. Yeter ama Medya teyze, bari evimde rahat edeyim. Ver sen şunu bak. Ah! Ne yapıyorsun? Beğendin mi yaptığını Medya teyze? Elif, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Ne iyiliği Medya teyze? Ben gerçekten hamile değilim ki. Ay siz bu hamilelik duyduğuna kendinizi benden daha fazla kaptırdınız. Ay lütfen rica ediyorum, birazcık gerçeğe dönün. Ben hamile değilim. Artık rahat bırakın beni ya. Ay ne yaparsan yap Elif. Sanki ben kendim için söylüyorum. Alo Ayşegül, beni dinle. Hemen buluşmamız lazım. Sana anlatmam gereken çok önemli şeyler var. Murat, konuşalım tabii, ne oldu? Yüz yüze görüşsek daha iyi olur sanırım. Ne zaman müsait olursun bugün? Bugün mü? Bilemedim şimdi. Ayşegül, uyuyor musun hala? Yatıyor musun? Kalksana artık. Ay uyuyordum Can, uyuyorum. Ne oldu? İso pişik oldu galiba. Ne? Pişik mi? Ne pişiği ya? Kremini sürmediniz mi? Ölüm. Sürdük de işte yine de olmuş, ben ne bileyim ya. Islak mendilden falan oldu herhalde. Size çocuk bırakan da kabahat. Alo Murat, ben seni arayacağım birazdan, tamam? Kapat şimdi, kusura bakma, olur mu? Peki Ayşegül, peki. Sen bilirsin. Perihan teyze. Murat. Ne zaman geldiniz? Şimdi yeni indik uçaktan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat ne haber? Nasıl gidiyor? Ekrem amca sağ olun. Teşekkür ederim. Sen de Elif'e herhalde. Hadi gel beraber gidelim. Aslında benim çok önemli bir işim çıktı. Tam da ofise gidiyordum. Yok, hayatta bırakmam seni. Ne zamandır seni de görmüyoruz Muratçım. Sen de benim bir oğlum sayılırsın. Hadi beraber giriyoruz. Yürü. Ekrem amca ben alayım onu. Ah, sağ ol. Buyurun. Medya teyze sen kalkmıyor muydun? Aa kızım, sen ikide bir beni evinden mi kovuyorsun? Ay yok, yorgunsundur diye söyledim, öyle demiştin ya. Elif, yorgun olsam da şimdi dinlenmenin sırası değil kızım. Sen önce bir kendine çeki düzen ver. Şu hamileliği bir benimse, ondan sonrası kolay. Yoksa yürümeyecek bu iş. Beni de bu işe kalkıştığıma pişman edeceksin. Aa. Ne diyor? Aa, anne. Haber vermediniz, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Merhaba baba. Merhaba kızım. Canım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geç. Ekrem'cim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba Murat. Merhabalar. Perihan'cığım bu ne sürpriz şekerim. Aa. Ay vallahi ne iyi oldu yeniden böyle bir arada olmamız Perihan'cığım. İnan çok özlemişim. Biz de öyle, biz de canım çok özledik. Keşke her şey eskisi gibi olsaydı. Yani Tahsin de olsaydı aramızda. Anne. Ne var canım? Yabancı mıyız biz? Çok üzüldüm duyduğumda Medya. Nasıl yapabildi sana Tahsin bunu hiç anlayabilmiş değilim. Hayır bu yaştan sonra nereye gitti bu adam? Boş ver Perihan'cığım. Rahmetliden hiç bahsetmeyelim. Cehennemin dibine kadar gitsin. Zebaniler kovalasın onu inşallah. Boş ver. Vallahi ne desen haklısın sen de. Ay biz anneanne babaanne mi olacaktık yahu? Bak sen şu gençlerin bize yaptığına. Şekerim seni bilmem ama eğer benim torunuma babaanne dedirtirlerse bunları mahvederim. Benim torunum bana abla diyecek. Ayol bu yaşta babaanne olunur mu komik? Hanımlar hayırlısıyla doğsun da kim kime ne diyecek o zaman dertlenirsiniz. O da doğru dünür. Evet bana müsaade. Çok sevindim sizi gördüğüme. Aa, nereye gidiyorsun Muratçığım? Ne güzel hasret gideriyorduk birlikte. Nasıl olsa daha buradasınız. Elbet tekrar karşılaşırız. O zaman bu akşam hep beraber yemeğe çıkıyoruz tamam mı? Sen, Can, Elif. Üçü birlikte ha? Eski günlerdeki gibi. Aa, ne yemeği ayol? Bu akşam doğru bizdeyiz. Hiçbir yere bırakmam sizi. Ayol hazır dünürlerim gelmiş. Ağırlamadan olur mu? Hem size bir şey diyeyim mi? Bütün dünya mutfağına hakim yeni bir Fransız aşçıyla anlaştım. Mutlaka yemeklerini tatmalısınız. Yok böyle bir şey. Olay. Naciye mi? Ya o da Amerika'dan yeni geldi. Anne tarafından Fransız. Ne alakası var kızım? Yeni bir aşçı. Safkan Fransız. Adı da François. Murat akşam seni de bekliyorum mutlaka. Medya teyze gerçekten çok işim var ama söz ayarlayabilirsem geleceğim. Ben seni geçireyim. Ay yıllardır böyle dost olduktan sonra olduk mu sana dünür? Şimdi biz böyle dünür olunca birbirimize girermişiz avam avam. Ay Allah'ım. Elif, sen bana bugün bir şey söyleyecektin. Ha doğru ya. Günde 50 tane şey olduğu için aklımdan gitti. Murat, Ayşegül'le Can sürekli yan yanalar. Güya ben evleniyorum Can'la ama ben onu o kadar görmüyorum. Yani? İkisini ayırmanın bir yolu olması lazım. Elif, sen o yolu çoktan bulmuşsun. Nasıl yani? Ne demek o? Sonra görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.